Çöpleri puan almak için sağ tık ile çöp kutusuna atın. Gerçekten mi? Olmuyor. Çöp bu değil mi? Aşağıda ha. Eş ya, bize öyle bir şey falan gösterme. Direkt oyunu ver bana ya. Siktir, polis geldi. Abi kolay gelsin. Benzin mi abi? Great job, motherfucker. Hadi git bakalım. Amına odumuz çocuğu sen he? Kafana vururum. Oğlum etrafı şey yapıyor piç. Kardeş boyadaydım, kusura bakma. Ciğerini yediğim. Hemen koydum benzinini. Yallah tazik. Beklediğim oyun gelmiş. Abi ben bu oyunda akacağım. Oynanabilirlik. Geç ya, bize öyle bir şey falan gösterme. Direkt oyunu ver bana ya. Yeni oyun. Bu biraz zaman alabilir. Ne yapmışlar lan bu oyuna? Bir yandan sohbet ederiz, bir yandan uzun uzun oynarız bunu. Lan bunda bir benzin koyuyorduk, bir de müşteri karşılıyorduk. Ey adamım, hadi. Satılık bir mekana. Artık Dust Bowl benzin istasyonunun sahibisin. 12 saat sonra. Vıy, 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 vıy. Şimdi bana oyunu kaydettirmeniz lazım. Bir tek onda destek isteyeceğim. Bakayım. Bir mekaniklerine alışırız şimdi hemen. Şimdi burası bizim evimiz ha. Çatı katında bir yerde yaşıyoruz. Bu istediğimiz her şeyi oynatabiliyoruz diye hatırlıyorum. Aa, ama onlar düşmeliydi. Atabiliyoruz. Koymak nasıl? F mi? Yo, böyle bırakıyoruz yine. Otokayıda güven olmaz. Çöpleri möpleri temizleriz. Buraya bir bakarız. Önce bir analiz edelim. Hadi başlıyorum. Şimdi biz bir adet benzin istasyonu aldık. Burayı işleteceğiz. Ama oyun çok değişmiş. Ayılar mayılar. Bunlarla ne işimiz var? Hiçbir fikrim yok. E, I, inventory falan var mı? Yok. Tab, CTRL, space, zıplama... Hop bunlara da bakalım, yok. F1, F2, F3 hiçbir şey yok. Sağ tık, sol tık, alıyoruz, bırakıyoruz, alıyoruz, bırakıyoruz, alıyoruz, bırakıyoruz, alıyoruz, bırakıyoruz. Her şey tertemiz. Mesela bu ne? Açılıyor mu? Açılmıyor. Puzzle'lar, mazıllar, oyunlar, kutular, koliler. Şimdi benzin istasyonu nasıl girileceğini bul demiş görevlerde. İpucu, çöpleri puan almak için sağ tık ile çöp kutusuna atın. Gerçekten mi? Bir dakika dur lan. Çöpleri puan almak için sağ tık ile. Olmuyor. Çöp bu değil mi? Al bırak mı? Aşağıda ha. Arkadaşlar oyunu bilenine oynattıracaksınız. Ama öyle aşağıda şey de olmaz ki. Şimdi ilk başta yapmamız gereken şey, tamam tamam aşağıdaymış. İçine atacağız herhalde bunun. Ama mekan her zaman temiz olmalı. Aslan yattığı yerden belli olur. Madem böyle bir işe kalkıştık, yapmamız gereken ilk şey etrafı temizlemek. Çöplerimizi atacağız arkadaşlar. Bunun önceki kiracısı mı artık neyse, ağzına sıçmış evin. Ondan sonra cıma, çöpler, möpler. Bak bunlar da çöpe giriyor mu acaba? Bence gereksiz olan her şeyi atalım ha. Şunların hepsini bak, taktik bu. Oo, silah var lan. Güzel. Çöp değil. Bu ne? Kargo mu bu? At ya, ne işim içinde 3090 yoksa bizim işimize yaramaz kardeş.
Ben bunu buradan sokarım ha. Sokamadım ama bir skor verdi. Kova lazım olur. Bu da... Aa bak çöp. Gördün mü? Yemişiz. Ah. Kutuyu da atıyorum. Çıkartabilirsem atacağım. Bayağı başarılıyım bu konuda galiba. Tamam. Çöplerimizi attık. Aşağıdakileri de yollayalım. Burada çöp var mı? Yok. At gitsin abi. Oğlum dur atıyorum işte. Bunları içine yığalım. Bu ipucuymuş zaten. Benzin istasyonu nasıl gideceğini bul. Oo mekan yalnız güzel ha. Oğlum bu oyuna ne yapmışlar ben anlamadım. Yani bayağı bir şey var gibi. Benzin istasyonuna gir diyorsa merdivenden çıkacağız herhalde. Çatıdan gireriz standart. Ben attım mı? Çarpılıyor mu adam? Çarpılmadı. Burası kapalı. Burası da kapalı. Nasıl sokamadın abi onu? Evet ön kapı varmış arkadaşlarım. Fantezi aramayacağım. Mekanı bok götürüyor. Bu House Flipper'a döndü şu an. Abi en sevdiğim oyun ya. İşte bana bunlarla gel ya. Ben şu an keyif moduma geçiyorum. Gün sıfır. Rahat rahat işleyeceğiz. Şimdi bir kere çöp kamyonu, çöp kutusu uzak. Bu benim hoşuma gitmedi. Bayağı çevrede iş var. Sen adamsın oyun. Bu ne? Girdik buraya. Benzin... Görev tamamlandı. Yüksek voltaj kablosunu takip et ve elektriği açmanın bir yolunu bul. Emredersin komutanım. Nerede o? Yüksek voltaj kablosu. Öyle bir şey var mı? Oğlum bayağı harabe almışız lan biz. Dışarıda ötenler mi acaba? Dur bakayım şöyle bir etrafa bakarak oynayayım. Tamam. Burada yok. Burası cır cır. Şimdi kablolar buradan çıkmış. Böyle devam edeceğiz. Soru işareti ileride. Bütün bu mekan, bütün bu bölge bizim mi lan yoksa? Arkadaşlar spoiler vermeyin. İzlemiş olabilirsiniz. En iyi siz biliyorsunuz. Baştan söyleyeyim. Ben sadece bir amatörüm. Yüksek voltaj kablosunu takip et. Ettim abi. Bu içeridedir herhalde. Bu ne? Tıkla kime bağlan. Anladım abi bağlandım şu an. Bu ne lan? Oo RC araba pisti. Şunu tamir edebiliyor muyum? Burada patlama var oğlum bu yırtılmış burası. Yüksek voltaj kablosunu takip et ve elektriği açmanın bir yolunu bul. Tamam oğlum içerisi işte dairesi bu. Mouse. Bu Atari makinesi. Burada bir şey yok. Oğlum. Mekan bayağı büyük ha. Görev tamamlandı. Kaydetme. İstasyon önündeki kabini çalın telefonu cevaplayın. İstasyon önündeki. Yardır baba. Şimdi biz burayı adam edeceğiz, derleyeceğiz, toplayacağız. Ondan sonra işletme olarak açacağız ve para kazanmaya başlıyoruz. Hayatımız artık burada geçiyor. Benzin istasyonumuz var. Das Bowl. Oyunu bayağı değiştirmişler oğlum. Hangi ara yaptılar bu kadar anlamadım ki. Satın alma ve yatırım için tebrikler yeğenim. Sesimi... Bir sus da biz konuşalım ya. Değil mi? Evet meşgul bir insanım ama şans eseri bir zamanda satın aldığımız arazi babama aitti. Sadece potansiyel bir iş ortağı değil. Aynı zamanda ailede olduğumuz için sana yardım etmek için elimden geleni yapacağım. Eyvallah reis. Sana düzenli olarak e-postalar göndereceğim. Tamam görevleri o bize yollayacak.
I'll do my best to help you. Bölüm nasıl alınacak mı bilmiyorum. Tamam, kapat. Yeni bir e-postamız var. Yardır bakalım e-postaya. Bilgisayar çalışıyor mu ki? Elektrikler gelmiş yere. Oh. Üf, oğlum ne güzel olmuş UI'ları falan. Merhaba. Ula uşağım ne deysun? Neyse, şivri konuşmayı da pek başaracağım. Bu böyle bir espri vardı diye hatırlıyorum. Plep chat'i de açabilirsin bu arada. Spoiler vermeyin arkadaşlar. Bir bakalım ortama göre hareket ederiz. Her şeye rağmen sağlam bir yatırım yaptığını duydum. Yine de bunun için arabanı satmak zorunda kalmana üzüldüm. Benden her zaman borç isteyebilirsin. Birkaç ipucu ve püf noktasıyla başlayacağım. E-postalarım periyodik olarak gelecek. Böylece onları ve konularını dizine ekleyebileceksin. Bu istasyonu kurup çalıştırman gerekiyor. Yıllar önce ne kadar hasar gördüğünü kim bilebilir? Belli zaten. Anası bellenmiş. Kar elde etmeye devam etmeyi unutma. Önce bir akaryakıt dağıtım şirketini yenile. Oh! Ve bu bölümün parası için endişelenme. Sonuçta biz bir aileyiz ve aile birbirimizin arkasına göz kulak olur. Bir yardım eli uzatmak için buradayım ve benim gibi bir adam dedikleri gibi söyledikleri düşünceleri olsun. Ne diyorsun amına koyayım? Türkçe öğren ya. Evet. Mini ekskavatöre binin. Ekskavatör. Şuraları bir sökelim arkadaşlar. Bir arka kapımız açılsın. House Flipper Modon. Abo, bayağı mı kullandıracak lan? İyi abi sen, eyvallah abi. İyi vallahi, çok şükür. Bir tık yorgunuz tabii. 6-7 gündür yakıt yok. Anın... Rudy'ye yakıt ikmali yapmanın bir yolunu bulun. Buluruz, soru işaretini takip edelim. Oyunu harbi keyifli yapmışlar gibi duruyor. E-posta gelmiş. Ben yine kafama göre gidiyorum. Tamam, benzin bidonu burada. Bidon. Bidonu doldururken dağıtıcıdaki sol tıka tıkla. Eğer doluysa yakıt doldurmak için ekskavatörün yakıt kapağına sol tıkla. Tamam. Bidonu TEB ile. Ha, TEB'de kısa yollarımız var. Gidelim bakalım. Bence içinde benzin yok. Ev şık olmuş değiliz. Vallahi ev fena olmuyor gibi. Yani güzel oldu ama tam yayın arka planı noktasını vuramadım tabii. Biraz zaman lazım. Gel bakayım. Taktı. Tam bidon dolu. Farklı bir hava katmış arka plan. Ya böyle eski iade etsin dedim ama yakıt yok. Tamam. Şeyle bidonu alıyoruz. Böyle dolduruyoruz. Görev tamamlandı. Geç hele. Kum yığınlarını temizlemek için geri dön. Ciddi misin ya? Çok güzel lan. Egzoz kırmızıya döndüğünde motoru soğutmak için sağ tıka basılı tut. Ya. Kum yığınları. Hat 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 hat. Tamam, yolu açacağız. Uy neler diyorsun? Bas WASD taşımak. Beklemede space bar. Beklemede lift turbo. Turbosu varmış. Üstünden geçir direkt alıyor mu? Ana. Bence hiç bok almadı. Temizlemek için geri dön. Ne yapacağız? Beklemede space bar. Oğlum bu nasıl bir manevra şeyi var bunun ya? Aa, egzoz. Soğut soğut soğut. Nasıl soğutuyorduk lan? Turbo açtım. Oh. Tamam, soğutmayı da yaptık. Kum yığınlarını temizlemek için geri dön. Onu zaten yaptık. Nereye boşaltacağız bunları? Sağ tık. Yaptım yaptım. Makine yandı vallahi. Kumlar buraya. Herhalde kafi. Çok güzel.
Benzinliği aç mı? Nasıl lan? Benzinlik açılır halde mi şu an? Hayatta açmam. Burada, şurada motor dursun. Şöyle park edeyim. Şimdi benzinliği aç diyor ama ben benzinliği böyle açmam. Bu halde benzinlik falan açılmaz. Sırt çantamızda ne var? Raflar, ürünler, gözlük, şapka. Oğlum bayağı enteresan. E ben bunu böyle açamam ki arkadaşlar. Benim bunu temizlemem lazım. Dur e-postalara bakalım. Yeni sürüş. Tamam, bunu hallettik. Bidon ve envanter. Bunu bildiğine eminim ama hemen hatırlatayım. Rudy yakıt ekmişim. Tamam, bunu da yaptık. İstediğiniz zaman benzin istasyonunuzu açıp kapatabilirsiniz. Karın akışını durduracak ancak aklınızı toparlamanız için size bir dakika verecektir. Tam olarak ihtiyacımız olan şey. Oh, ve hepsinde sihirli bir numara var. Trafiğin kendi kendine çözülmesi yaklaşık 60 saniye sürüyor. Allah korusun bu istasyon dışındaki yolda korkunç bir karmaşa yaratır. Ney? Şimdi benzinliği aç diyor. Şu soru işaretine bir gidelim. Abi sen de kaşınmışsın ha, kappa. Yok lan, ne kaşınacağım ben. Mekan açıldı. Dustball. Benzin istasyonu açılışı. Benzinini istediğin saate açıp kapatabilirsin. Benzin istasyonu düzenlemek veya bulabileceğiniz diğer etkinlikleri yapmak için atıl kalma süresi kullan. Kolun hemen yanında trafiği yeniden başlatan bir düğme var. Bu niye var böyle bir şey? Neden böyle bir şey koymuşlar ki? Bug mı oluyor acaba? Şimdi herhalde bug oluyor diye. Teslimat, yakıt tedariği. Şimdi benzin istasyonumuz var ama benzinimiz yok. Kaç paramız var bizim? 450 dolarımız var. Biz 200 dolarlık, pardon. Dur lan bir dakika. Ekle 100-200 litre bu galiba. Tutar. Litresi 2 dolar. Ver baba siparişi. 55 dolar bıraktım. Bir sonraki görevi beklerken yeteneğiniz Atari makinesi test edin. Atari makinesi. 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 Abi yanlış. Okey. Oğlum ben parası ne yaptın mı? Ya siz rahat olun. Bak her oyun aynı şeyi diyorsunuz ya. Benim ticari aklıma güvenin ya. Oyunu bilmeme gerek yok. Ayda. Bak 20 dolar ödülü varmış. Ben şimdi abi burada birinci olacağım. Bu iş bizim işimiz ya. Araç geldi bak. Benzin geldi, benzin. Onu. Galiba birinci olamadım. Pisti bilmiyorum. Pisti bilsem. Bırbı. Kontrolü zor mu? Yok. Kontrolü zor değil. Bastım mı dönüyor. Abi ne yaptın? Ne yaptım oğlum? Gönül isterdi ki abone olmak. Ah be. Yollar oğlum belki biri. Bu bitmiyor mu ya? 20 dolar az para değil ama. Bak araba zıpladı mı zorlanıyorsun ha. Ben biraz kötü kullandım galiba. Niye? Fren kullanmıyorum. Neden? Çünkü aceleciyim. Ben galiba başka bir yola saptım arkadaşlar. Oha. Abi Azerbaycan'a gelmek ister misin? Geleyim. Ağırlayacağım beni. Ne oldu şimdi? Araç gelmiş. Azerbaycan'dan çok izleyenim var. Biliyorum ya. Valla. Yani aldığım mesajların %30'u falan abartısız Azerbaycan'dan geliyor. Beceremedin. Siktir et. Boşver.
Şimdi arkadaşlar bunu çeviriyoruz herhalde. Tankı dolduruyoruz. Bu tanklar hep pas içinde. Bunları oturup böyle fıçık 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 temizlememiz lazım. Bu nasıl bir araba lan? Azerbaycan'dan aleykümselam. Baksana gel abi, kaç kişisiniz oğlum siz? Kardeşlerimiz, kaç kişisiniz oğlum? Araba değil, füze. Tarz arabam ha. Tamam, şimdi ben bütün parayı benzine koydum mu kardeşim? Koydum. Bu da ne demek? Daha fazla satış demek. Siktir, polis geldi. Selamünaleyküm abi. Ne istiyorsun abi? Benzin mi istiyorsun? Ne yapacağım ben buna? Abi kolay gelsin. Benzin mi abi? Benzin koymam mı lazım? Oo, yakıt ikmali. Müşteri beklerken pompayı al. Tamam dur, yakıt kapat lan. Tamam. Great job motherfucker. Hadi git bakalım. Bak gördün mü ne oldu oğlum? 400 dolarımız vardı, 100 dolara çıktık. Allah'a emanet abim. Camını sileyim mi? Görüşürüz. Eyvallah. Normale döndüreyim de şunu. Ticari zeka herhalde oğlum. Ama burasını bok götürüyor ya. Envanter. Abo, çöp poşeti ücretsiz. Çöp poşeti alındı. Nerede çöp poşeti? Nereye attınız lan? Çöp poşeti al ve envantere ekle. Aa, çöp poşeti. Bir çöp poşetiyle küçük çöpleri toplayabilir ve çöpleri poşetlerin çöpleri kenarına koyabilirsiniz. Önemsiz veya dolu çöp poşetleri gibi daha büyük çöpler dışında kapkatı türce. Çöp poşeti de çöp poşeti, çöp poşeti olarak çöp poşetidir. Gudabak için bir çöp kamyonu ve çöp poşeti. Çöp kutularını uzun süre çöp poşetini saklayarak çöp kamyonuna çöp durumuna. Aman abim. Al çöpe at işte. Hep bunlar pislik. Ben bunu fullerim. Bak taştı artık. Küçük şeyleri alır ama. Arkadaşlar galiba hepsini boşaltıyor ya. Bir deneyeyim. Aa, yeni çöp poşeti olarak yere koyuyor. Oğlum bunları para ederdi ya. Bunu satardık biz. Görev tamamlandı. Bok tamamlandı. Daha etraf çöp içinde be. Şu tahtaları da at. At bunları. Ha, ver bunu da. Öf, leş gibi her yer ya. Bak ama bir temiz koktu ha. Dolu çöp torbalarını ve eski mobilyaları at. Bilgisayarı da atmaya çalıştım ama olmadı. Abicim şunları da ver. Ne lan bu, zombi istilası mı görecek burası ya? Zaten demir koruma var. Ver baba. Ölü fare mi lan o? Buraları temizleyeceksin. Tamam. Bir sürü soru işareti çıktı, onlara bakacağım. Lenovo'ya teşekkür ederim. Lenovo. Buraya giremiyoruz. Başka etrafta çöp var mı? İçerisini bok götürmüyor oğlum. Bak şimdi yağ gibi yapacağım. Abi müşteri gelmiş. Bunu nasıl? Bırak lan. Selamun aleyküm. Geldim bacım. Baksana litre bitti. Hızlandırınca bir şey kaybettiriyor mu acaba? Yoksa zamandan mı kazandırıyor sadece? Canım benim, nasılsın? Sana bir şey söyleyeyim mi? Bu mekan benim ha. Yerim seni. Yine beklerim. Temizliğe yardım lazım. Ağzını yerim seni. Şimdi arkadaşlar çöpleri şöyle yapıyoruz. Bunları alıyoruz böyle. Tamam mı? Düzen her şeyden önemli. Ver baba tüp mü? Bunlar hep çöp. Bak bunu kullanırız ya. Bu kullanılır ya. Böyle tavandan sektirdim mi düz düşürürüm ben bunu. Hani günün menüsü çorba. Şu çöp yığıntılarını şuraya bırakalım. Ayıp, müşterilere ayıp. Bunlar kullanılmıyor mu acaba ya? Yenilerini alırız ama.
Çalışacağız, kazanacağız. Oğlum masa falan var, düzgün bunlar. Bunu yerleştirme yok mu ya? Dolu çöp torbalarını ve eski mobilyaları at. Tamam abi, at diyor. Bir şey oldu. Ha, o neymiş? Abi kutuyu atacağım. Biliyorum biliyorum. Durun oğlum, ben böyle şeyi çok seviyorum. Bunlar kutuya girmez ya. Ben boş işle uğraşmam. Peki şu, bir dakika. Şunu aldım mesela. Yok. Bunların hepsi çöp arkadaşlar. Bir yerde top... Abicim merhabalar, hoş geldiniz. Müessesemizden size ekstradan 10 TL'lik benzin. Konteynere dışarıda. Biliyorum, biliyorum oğlum. Hepsini bir yerde toplayayım, oradan atacağım ben. Sıkıldıkça. Hop. Daha fazla koysam daha fazla. Canım benim, çok güzelsiniz hanımefendi. Gerçekten yine bekleriz. İçeride de hot dog'larımız var. Bol mayonez hardallı. Arabanız da pırıl pırıl maşallah. Herhangi bir şekilde bir problem yaşarsan... Sopa yok mu ya? Bu tip oyunlara sopa koymaları lazım. Ben mahallenin yavşak pompacısıyım. Böyle hayal edin, oduncu gömleği. Ondan sonra karizmatik. Böyle hafif bir motor yağ kokusu var üzerinde. Pantolon kirli, ayakta kahverengi botlar. Tam olarak o tipim. Teşekkür ederim, teşekkür... Oğlum hot dog var, hot. Yemek ya. Şimdi diyeceksin ki bunları buraya taşıdın, bir de başka yere taşıyacaksın. Aynen öyle. Çok seviyorum böyle boş işle. Önümüzü görelim istiyorum. Çöpler her zaman atılır. Wolverine, Wolverine gibi düşünebilirsin. Ama onun böyle daha Sawyer tiplemesi. Bak bu kapı aslında var ya, araba yapardı kendimize. Hadi oğlum. Ses kayması var. Vallahi mi? Bu ses kayması problemini çözmem lazım. Bugün sadece bu oyun mu var? Takılırız kardeşim, bilmiyorum. Düşünmedim. Bu oyuna girerim, oynarım dedim. Müşterim geldi, bir saniye. Merhabalar. Oyun fark ettiyseniz hiç durmuyor. Müşterinin siparişini bekle. Bu oyun 3 yayın gider abici. Ya ne 3 yayın oğlum? Ben bu oyunun içinden geçerim bugün, milyarderim ya. Absım. Sen siktir git, bir daha buraya gelme oğlum. Zengin çocuğu. Bindiğin arabaya bak, üstündeki kıyafete bak. Böyle oduncuyum ayaklarına takılıyorsunuz abi. Hepiniz zengin pişsiniz lan. Siktir. Allah tekmeyi vururum arabanın arkasından. Erkek müşterilere karşı ön yargım var. Yayınlar abim, eyvallah Mr. Kuruku. Artık nickini nasıl okuduysam. At, bu ne, bu saat ne? Kime al? Oo, bu ne bu? Antika bir saatimiz var. Şuraya koyalım. Bilgisayar niye burada gözüküyor? İçeride bir bilgisayar var. Dolu çöp torbada eski mobilyalar attı. Şimdi arkadaşlar, mekandaki pisliği attık mı? Attık. Temizlik durumumuzu fena değil. Şimdi şunları çöpe atacağız. Bu soru işaretleri ne, önce ona bakalım. Şimdi burada konteyner var da bunun daha hızlı bir yöntemi yok mu ya? Atalım. Hatta önüne geçmeden şuradan bırakalım abi, ben niye uğraşayım? Tamam, bunları bir salladık. Burada neler varmış? Satarız ya. Oğlum her yer çöp. Ha, diyor ki sana kardeşim boş durma, çalış. Çalışırız yani, gocunmayız. Boss Flipper'da biz böyle neler yaptık be. Milletin, el alemin evini temizledik be bütün gün. Şimdi bunlar önemsiz. Bunlar sonraki işler. Gerçi hepsini temizle diyor ama. Yakınlarda bir çöp kutusu var mı? Şurada. Aa, müşterim var. Çok güzel bir hanımefendi. Şöyle bir hızlandırayım ablacığım ben sana. Hızlı benzin pompalayayım. Hop. Reis eyvallah. Allah'a emanet. Şimdi şunları tek tek götürecek miyiz ya? Arabayı deldi. Bu çöpleri ne zaman alıyorlar?
Tepeden fırlatabilirsin. La onunla mı uğraşacağız? Bir de... Amına koyayım. Daha çok dağıtıyoruz böyle etrafı ya. Ben galiba yapamıyorum. Bir tanesini ben karşı mahalleye yolladım ha bu. Görev tamamlandı. Teşekkür ederim. Bir süpürge satın alın. Teb. Sonra zemini süpüreceğiz. Süpürürüz kardeşim ama şimdi mekanın önündeki çöpler bir şimdilik kalsın. Çöpleri sipariş sekmesinden kamyon çağırarak toplatabiliyorsun. Ya deme ya. Şimdi müşteri memnuniyeti denilen bir şey var arkadaşlar. Şu ücretsizden bir tane süpürgeyi alalım. Bir de boya da var. Allah. Oğlum bir sürü özellik var oyunda ya. Yakıt tedariği yapmak istiyorum. Şöyle bir siparişim vereyim ben. Hani devamı gelsin. Müşteriler akıyorken kardeş bizde benzin kalmadı demeyelim. Bunlar önemli detaylar bak. Evet. Müşterimizi bir karşılayalım sonra süpürgeye başlarız. Oyun sardı. Oyun sarıyor ya. Sait 10 numara oyun. Oğlum kısa çıktı. Arabadan ince adam 2 metre 4 santime döndü ya. Bu hızlandırmayı bak. Evet her zaman hayat kurtarırım ama benden yakışıklılarına burada müsaade yok. Lanet olası herif. Seni gidi Hitman özentisi götüren. Siktir git buradan. Önce kafanı sıfıra vur. Şimdi bunu da yolladık. Ne yapacaktık? Süpürecektik. Süpürge. Sol üst köşede zeminin kirlilik durumunu çabuk görebilirsin. Ayak izleri falan. Tamam o bizde o iş. Oy ne güzel. Bak bak bak. Görüyor musun detayı? Sağ. Mis. Biri betonu yalayıp basmış buraya. ASMR. Dükkanın önü önemli. Da burası eskimiş. Heh. Dükkanımız yeşile dayandı. Müşteriler varken bunlara hep dikkat edeceğiz. Eleman alabiliyor muyuz acaba ya? Eleman varsa çok güzel olur. Ha. Her işe biz koşmayız. Ayın elemanı seçeriz. Tamam. Burası da tertemiz oldu. Evet mi? Bilgisayarı kullanmak, çöpleri toplaması talep et. Zaten onu öğretiyormuş. Yalnız fiyakalı oldu. Ha. Teslimat. Çöp toplama. Büyük konteyner. Aslında var ya işte bu mesela lüks şu an. Ama deneyeceğim. Ben... Amına odumuz çocuğu sen he. Ay şu şey bak. Kafana vururum. Oğlum etrafı şey yapıyor piç. Nasıl döveceğim ben bunu? Oğlum bak harbi yüzle vururum beynine. Aldım nişanı bak deliğin içindesin. Bazukadasın şu an. Korku filmi gibi pezevenge bak geldi burada. Ne iş o? Gitti mi? Yo kardeşim bir tane bebe dalandı da bana ya. Doldur baba. Aa müşteri var müşteri var kardeş kusura bakma ya. Bir tane şerefsiz. Gel hep duvarları boyadı ya. Oğlum nasıl bastım ben de bilmiyorum. Allah'a emanet kardeşim görüşürüz. Seni sevdim. Sen temiz çocuksun. Evet bir rulo satın al ve karalanmış duvarları boya. Oh boya iş. Yalnız buralarda hep pis arkadaşlar. Yani bunlar hep kalıcı herhalde. Duvarda bir şey çıkıyor baksana. Ne diyorsun lan? Dur oğlum ben bir dikkatimi dağıtma. Siktir et duvarı ya. Çöp kamyonu geldi. Nasıl temizliyor bakayım. Kolay gelsin, kolay gelsin. Yükleyeyim mi, yardımcı olayım mı reis?
Transparan. Abi. Oğlum bana nahma çekme. Pezevenk, yardım etmeye çalışıyorum sana ya. Çöp var, çöp kaldı. Çöp kaldı. Reis çöp kaldı, çöp. Vallahi kafayı vurmuyorsun. Çene altına. Sen istedin. Bu nah çekiyor sadece. Hop. Neyse kalsın orada. Baga girdi oyun. Yok lan niye baga girsin ya? Harbi mi lan? Reis çöpleri alacağım mı almayacağım mı? Ben anlamadım ki, ben baga mı soktum oyunu? Dur bir be. Şuraya at bunu. Midem bulanmasın. Müşterim var arkadaşlar. Bir onunla ilgileneyim. Vay 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 vay. Selena hoş geldin. Ne zamandır pompalatmıyordun? Kaç paralık koyayım? Ulan yine para bitti değil mi? Canım benim, dur kapını açayım sana. Bu ne güzel kadın lan. Plakasını alalım da. Plakasız arabayla geziyor. Dur dur dur. Tamam geç, devam et hadi. Şimdi ne diyor? Bir rulo satın al ve karalanmış duvarları boya. Ben de. Envanter, rulo boya aldık ücretsiz. Çek baba şeyi. Boya rulosu. Ekipmanlarını renk seçmek shift tuşlamaz. Bir sonra yaklaşık boya boyası. Bunlar kolay işler kardeşim. Dükkanımızı ne renge boyayalım? Bence şöyle bir dark tema olsun. Ya da bembeyaz böyle. Cennetin kapısı gibi tertemiz, gelen müşteri böyle ferahlasın desin ki. Oh. Mavi olmaz ya. Yeşil. Oo, herkes renk saydığını satayım. Ben boyuyorum. Karizmatik yer yapacağım. Bu ne lan? Üzüme geldi. Bu ne ya? Ne yapmamı istiyorsun? Ha, içeride tut. Hop. Abi şuraya da bir boya vurayım. Geldim abicim. Gel. Ben yapma. Kendi gidiyor. Oyun bir anda bug'a girecek gibi ama. Hop. Yenge görüşürüz. Yenge Allah'a emanet. Yengem. John abime selamlar. Şunu. Şuradan da bak, köşeleri de boyayabiliyoruz. Enteresan bir boyama şekli. Yani niye böyle komplikeye girmişler anlamadım. Bırak House Flipper'daki boyayalım lan işte. Bu trip ne? Aa evet, köşeleri keşke farklı renk. Dur önce bir boyayalım. Ondan sonra belirleriz. Yerinde kal. Tamam lan oğlum, sakin ol. Size bir şey söyleyeyim mi? Bal oluyor bal. Buralarda boy. Ay dur dur. Allah, sıçtık. Sıçtık. Halledeceğim. Gündüz gözüyle bakmam lazım. Oğlum biz de endüstriyel tasarımcıyız yani, hani hayırdır. Daha çatım var. Çatıda mı boyayacağız? Ya kardeşim boya işte, uğraştırma bizi ya. Çok yazık falan diyor bir de. Tamam, köşelere boya harcamıyorum. Bir rulo sattı. Bunlar zaten bedava galiba. Köşe kaldı, biliyorum biliyorum. Oğlum o kadar ani geçiyor ki. Dur bakayım. Ben burada tutuyorum. Tamam. 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 Her seferinde yüzüme patlıyor gibi oluyor. Al ben seni daha rahatlatayım o zaman, al. Al.
Oğlum bu yeşil galiba ya. Yerler pisleniyor abi. Siktir et, temizleriz. Reis harbiden boyarım bak street. Allah Allah, bela mısın ya? Ne, mekana el koymaya mı geldin? Neye geldin ben anlamadım ki. Sabahtan beri duruyorsun orada ya. Kesin baga girdi. Uyuma yok mu ya? Bence düzgün yaşayalım arkadaşlar. Bakın 9'da 9 dedim uyuyalım ya. Abi müşteri var. Ya siktir et, müşteri nerede var hani? Allah. Oğlum bu çifte koşmak istiyorum ben ya. Kardeş boyadaydım, kusura bakma. Ciğerini yediğim. Hemen koydum benzinini. Yallah tazik. İçerisinde mi boyayacağız ya? Sana bir şey söyleyeyim mi? 10 numara mekan oluyor ha. Şimdi bak bu koyu yeşil. Ben bu dükkanı bir kapatayım ya. Şu dükkanı bir kapat. Tamam. Bizim ev neredeydi? Arabayı da çekeyim öne. Getir arabayı. Arkadaşlar sapıklık yapmayın ya. Hayret bir şey. Bir oyunda birini görüyorsunuz, yükseliyorsunuz hemen. Şu arabayı da çekeyim ben şöyle karizma bir yere. Sikerim bak. Diyene bak falan. Hayırdır lan? Şöyle çek. Kaldır bir de bunun ucunu. Neyle kaldırıyorduk lan? Oğlum. Kaldırmayı bilmiyorum ya. Ha, kum olmadığı zaman kaldırmıyor. Tamam. Bak piçe bak. Fuck school demiş. Helal olsun lan sana. Boyamayacağım lan orayı. Benim çırağım olacaksın. Gel çalış burada köpek. Madem okulu sevmiyorsun gel ekmeğini kazan. Helal mi yazıyor tiplere bak. Öyle şey olur mu lan? Okula küfür yok. Okul önemli. Ondan sonra hepiniz ağlıyorsunuz. Eğitim abi. Eğitim seviyesi abi. Eğitim şart abi. Gidin çalışın okuyun lan. Helal bir helal bir hemen gaza geliyorsunuz. Abi uzaylılar geldi ya. Lan oğlum bildirim o. Supra 78. 38. ayın denilmiş. Şimdi güzel kardeşlerim benim öncelikle gidip uyumam lazım. Ama evimin nerede olduğunu biliyorum. Sanırım şurası bizim evdi. Dede efsanesi 20 tane abonelik yolladı. Kesene bereket. Burası ev değil lan. Burası bizim garaj mı olacak bu? Ne olacak hocam? Ev nerede ya? Bir harita yok mu kardeşim burada? Düşün Tuğkan. Unutmadın. Arsiler. Yukarı çıkat. Nasıl yukarı katlan? Garajın üstü ev mi? Warehouse. Buldum. Buldum dediğim dükkanmış lan. Lan biz dükkanda yaşıyormuşuz. Gerçekten bende galiba B12 var ya. Hatta yok. Bitir abicim yatakta. Gel şöyle güzel bir uyuyalım. Uyuyamıyoruz. Nasıl yani? Nasıl yani? Uyuma yok mu? Ya. Ama uyum olması lazım be. Tamam çalışır. Uyuma yoksa iş var. Çalışacağız. Al yeşile. Yeşil evet. Boya. Dükkanı açayım değil mi ben? Dükkanı açık dursun oğlum bu gece. Ay ağzına sıçtım etrafın ya. Madem uyuma yok ben hep şifte basacağım galiba. Bence dükkanı açalım. Trafiği de resetle amına. Ya da dur ya.
Araba gelmemeye başlarsa bunu resetleyeceğiz galiba. Boyamaya devam edelim. İptal edemiyorum. Beyaz da seçmedim. Oyun bug'a girdi galiba. Bir dakika durun. Shift. Rulo. Shift'e basılı tut. Seç yeşili. Boya. Tamam. Kolay bir mini game. Bu oyunun şu an tek eksi puanı bu benim için. Gerek yok. Yani koy biz fırçayla yukarı aşağı yapalım, boyayalım kardeşim. Neden böyle mini game koyuyorsun ki bu oyuna? Bu adamı sıkar. Neyse bitsin de bir az kaldı zaten. Ufak ufak boyarız. Bugün kaç saat yayın olacak? Vallahi bugün yayarız be, sabahlarız ya. Özledin mi oğlum? İyi yayınlar. Eyvallah kardeşim, hoş geldin. Tamam, buraları da boyamışız. Save alalım. Save nasıl alınıyor? Kaydet. Otosave'e yapıştır. Ya cumartesi günleri uzun yayarım ya. Zaten okulunuz var, işiniz var, gücünüz var. Şimdi arkadaşlar, biz çatıyı da mı boyayacağız? Abo, makarakosto prosko. Müşterim geldi. Müşteri gelmeden önce bak diyorum ki, şimdi mekan yeşil. Haki en güzel beyaz gider. Köşeleri beyaz yapıp evin önünde beyaz yaparsak burası böyle şey tadına döner. Ev tadına döner, tamam mı? Çatıyı da bordo varsa bordo çakarız. O iş biter. Al babuş. Saygılar efendim. Johnson. Mükemmel olur. Şimdi ben bunu yapacağım ama gündüz gözünü bekliyordum. Beklemeyeyim, tamam. Seç baba bekle. Dur lan. Vallahi boyarım arabanın farını ha. Önünü görmezsin. Oy, kar beyazı be. Şşş. Aktı he. Yap bunun çatıyı da şu renk. Bak şimdi zıt yapacağım. Dede efsanesi 20 yollamış, teşekkür ederim. Bak 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 bak. Tamam. Şimdi uyumlu olması adına fırçamı alıyorum, beyazımı çekiyorum. Şu köşeleri bir beyaza boyayalım. Luna Bey ile avukat hanım kanka olmuş. Geçmiş olsun. Çatının sağını da boya abi. Dur bekle bekle. Halledeceğiz. Dalgacı da bir 20 yollamış. Gelsin bakayım. Çatılar yeşil de bordo yokmuş ya. O benim biraz canımı sıktı. Beyaz olmaz. Yok lan, çatı beyaz olur mu ya? Şu kiremit rengi, ten rengi gibi bir şey var. Bunu deneyeyim mi bir? Galiba olmayacak gibi ya. Ama bu kadar ani de çevirme ya. Olur lan, olur lan. Olur olur. Bir dakika dur, chat'e bakmayayım. Krem. Olur olur, bak çok şık olacak. Olmaz mı olmaz demeyin lan. Bak şimdi bekle. Bir bitsin. Harika olacak ya. Dinle beni. Dinle benim göz zevkime. Güven ya. Ha, level geldikçe renkler açılıyormuş. Güzel. Tamam, bizi bir temize çekelim dükkanı da. Müşteri mi geldi? Yo. Biz de bakıcı adamız ha. Hayırdır. Merdiven falan dinlemeyiz. Orayı iyi değil, orayı iyi değil. Ama değil, ben öyle bir şey istemedim. Bak mesela buna iptal koymamış, ben bulamadıysam eğer. Müşteri geldi ya.
Ben böyle bir şey yapmadım ya. Oo. Abicim geldim senin yüzün ablacım. Nettin. Bir şey söyleyeyim mi? Süt yengi. Vallahi diyorum. Hiç tekin değil buralar. Bak istediğin iki tamam da. Hani uyuyor olurum bir şey olur koruyamam. O yüzden. Hiç tekin değil buralar. Bir kanki daha edindik. Ya anlayayım. Size bir şey söyleyeyim mi? 10 numara oluyor. Bak siz güvenmiyorsunuz ama 10 numara oluyor ha. Tam istediğim renk. Tam istediğim renk. Ciddiyim ya. Bak uyumu görüyor musun? Bak uyuma bak. Harbiden oldu ya. Abi. Gözünü seveyim git artık. Abi bak yüzünün rengi falan değişti. Yemin ediyorum git. Nasıl bunu bak. Ben ne yapacağımı biliyorum arkadaşlar. Ben ne yapacağımı biliyorum. Tekrar siparişler vereceğim ben dur. Selamun aleyküm. Dur abi halledeceğiz. Halledeceğiz abim. Belli senin araba takılmış ya. Şöyle şuraya bir koy bunu. Bir daha sipariş versek alırım lan harbiden. Adam takıl. Adama vurdum ya ben. O andan beri şokta o. Daha marketi açacağız ya. Bir sürü işimiz gücümüz var ya. Çok güzel oyunmuş. Aldık oğlum ruloyu. Nerede? Teslimat. Çöp toplama. Ver sipariş. Veremez. Abicim yolda yeminle değil. Gelemedi gelemedi. Gitmiyor adam. Tamam. Ben de senin gibi oynarım. Duvar boyaları. Bekle bekle. Çözdük çözdük. Ana menüye dön. Ne basıyorsun? Heh abi topluyor topluyor. Topluyor. Sana bir şey söyleyeyim fenalık geçiriyordum ha. Tam manyak ilerlemedik ama. Ne bileyim oğlum insan devam et koyar oraya ya. Allah'a emanet kardeş. Ne oldu hayırdır geçmiş olsun. Ha karizma olsun diye anladım. Oğlum gözünü kapatsan ne yarar ya. Sikkırı. Şimdi bak hep buralar pislik olmuş ya. Arkadaşlar. Çatı rengi bok gibi. O yüzden beyaz çatı mı olur dedim ama niye olmasın? İskandinav evleri gibi. Zaten ilk fikrim oydu. Onu yapacağım. Çıkabilirsem. Size beyaz yapayım diyorum. Beyaz çatı mı olur? Mis gibi de olur. İzle bak. Şu boya işi bitsin. Bak keyfine bakarız. Abi görevi yap. Karalanmış duvarları boya diyor ya. Onu mecbur geçeceğiz gibi sanki. Ben şu an belki de yanlış uğraşıyorum ha. Bekleyin arkadaşlar. Müşteri mi geldi? Önü yeşil bırakacağım ama. Bakacağız. Karartılmış dediği spreylenmiş herhalde.
Abi duvarları beyaz, çatı yeşil yapsana. Doğru söylüyorsun. Onu başta yaptım. Bir siksen uğraşmam şu an. İleride böyle keyiflenince yaparım bir daha. Hadi şu mekanı bir değiştirelim dediğimiz bir noktada. Bızt bızt bızt. Bakayım. Nasıl gözüküyor şu an? Şuralarda boyanıyor mu? Lan Allah kahretmesin. Bunu kapatamamak çok saçma arkadaşlar. Şimdi duvarı aşağıdakini boyadığım zaman geçecek zaten. Şöyle bir inelim. Şöyle bakın. Çatısına kar yağmış bir ev gibi. Bok gibi ama kullanılmaz değil. Kullanılır. Şimdi karartılmış duvar. Kardeşim git okulunu oku şerefsiz. İsyankar ya. Her yeri de bok ettirdi. Görev tamamlandı. Bagajı açmak için doğru aleti bul. Şimdi bagajı açmak için doğru alet. Neyin bagajı? Şunu bir ele geçirelim. Dükkan kaç paramız var bizim? Abi selamun aleyküm. Hemen vereyim abi. Abi bunu devlet karşılıyor. Niye çeyrek depo koyuyorsun? Enteresansınız ya. Bakalım. Bagaj. Arabada mı yapacağız? Ya bu iş benim işim oğlum. Hangi tuşlar? WASD bu. Tamam. Ha, okey. Daha hassasmış. Chief Simulator. Şşş. Harbi açılamıyor ne lan? Dustbowl resmini benzin istasyonu içine alsın. Senin işin abi oğlum. Oyun daha ilk defa oynuyorum lan. O kadar olur artık. Neyi as dedi bana ya? Dustbowl burada yazıyor. Şunun benzinini koyayım da. $468 yaptık. Oğlum çok iyi işletmemiz ha. 80 litre benzin kaldı yalnız. Marketi de açtık mı biz paranın içinden geçeriz. Ha şöyle biraz fazla alın benzini ya. Oo, tak. Saygılar ablam. Yolun açık olsun. Dustbowl resmini benzin istasyonun içine asın. Neredeymiş öyle bir şey var mı buralarda? Para sıcağız. Soru işareti görüyor musunuz? VR Thief Simulator ben bir ara denedim. Belim koptu oğlum. Gerçekten hırsızlık yapıyorsun yani. Evet şimdi arkadaşlar bakın bunun yeri müşteri girdiği zaman karşısında görecek şöyle bir oh diyecek ya burası benim mahallemin işletmesi diyecek benim mahallemin benzin istasyonu diyecek. Bunu dedikten sonra daha çok sipariş verecek daha çok şey satın alacak. İki tane raf al hangi parayla alayım? 980 nasıl lan bu kadar paramız oldu bizim? Aa raflar şimdi meşrubat abur cubur meşrubat $179 $229 aynı kafa bir kere baştan elini korkak alıştırmayacaksın o yüzden soft drinks'ten $229'luktan çakacaksın ondan sonra sinek çakacaksın büyüğünden tamam mı dur. Hemen arkasından bizim ana gelir kaynağımız olan benzinden vereceğin $234'a da bu aldığın dolapların içine malzemelerini yerleştirip satın alacağım. Marketimiz açılıyor gibi bir şey. Tertemiziz. Hala da cepte paramız var. Bir bakayım şuraya. Çok kötü oldu. Şurayı da boyayayım arkadaşlar. Çok gözüme batıyor. Temizlik yap aga. Evet. Aa bunları kim götürecek? Bunu amına koyayım. Ata benim mi? Ah be. Temizliği boş bir anda yaparız. Şimdi yapılacak işlerimiz var. Şunu atayım. Durun bakayım. Ben bunu sokacağım oğlum. İnat ettim bak. Yatağa sokarım.
Bir de mal gibi bekliyorum ya bunu. Çatıya düşmüş. Ya. Ben niye yapamıyorum? Çok basit bir matematiği var amına. Oh be. Neyse. Şimdi ne diyor? Benzin istasyonu için iki raf yerleştir. Nereden alacağım ben onları? Satın aldım. Teslimat, çöp toplama, yakıt tedariği, dekorasyon, kapalı, özellikler, raflar. Burada mı duruyor bunlar? Yok, satın aldık. Kilit kırma, boyama, deniz. Neredeyse unutuyordum ama sana yazmam gereken bir konu var. Taşeron firmada çalışan bir çocukların birinin bölgeden çok uzakta olmadığını hatırlıyorum. Seni felet. Pezemek bizim buraya geldi zaten. Ağzına sıçtı duvarların. Kral yıllardır izliyorum seni. Yeni ev hayırlı olsun demiş dedi efsanesi. Teşekkür ederim kardeşim. Şimdi şuradan çantaya raflar düşüyormuş. Chatten aldım spoiler'ı. Arkadaşlar bakın müşteri rahat etmeli. O yüzden en mantıklı yer burası gibi. Dükkana girdiğin gibi gözünün önünde. Bak o bayar bizim hareketimizi de kısıtlar. Şuraya. Sanki olmuyor gibi. Bakayım şöyle biraz daha yaklaşayım. Dışarıya koyamazsınız oğlum, dışarı koymuyorum zaten. Yamuk oldu. Bir şey söyleyeceğim. Daha böyle düz niye olmuyor bu? Delirtir bu beni ya. Bunun böyle slow'u yok mu daha küçük küçük çeviren? Bir şeye basılı tutunca. Müşteri abi. Street müşteri şu an çok önemli bir şey uğraşır mı? Düz olmuyor. Ay ya, ayıp denen bir şey var ya. Geldim abim, geldim, geldim, geldim. Koyun benzinini. Allah tazik abim. Ben bunu hayatta böyle koymam. Ben bunu ne yapar, ne eder fixlerim abi. Bak net söylüyorum. Düşün. İptal et. Aç. Envanter, raflar. Al bunu. Duvar yumuk. Duvar yavuk. Benlik bir şey değil. Şuradaki pisliği kapatamıyor muyuz ya? Buraya koyayım bari. Raflar. Al bunu da buraya koy. Hay hadi inşallah. Tamam. İş yapar. Şuraları silelim. Bak mekan pis olmuş ya. Evet. Şimdi bunlar burada dursun. Çöplerimizi möplerimizi hallederiz. Bilgisi üzerinden ek park yerleri satın alın. Ek park yeri. Özellikler. Parking lot. Ana. Bayağı süpermarket. Oğlum bu oyunu nasıl bu kadar geliştirdiler ya? Ücretsizmiş. Satın al lan. Al al. Alanı temizlemeden bu işlemi yapamazsın. Temizleriz de aşırı detaylı yapmışlar ya. Böyle yorucu bir detay değil ama. Arabayı ben ne yaptım? Adama artistik yapmıştım. Biz buradaki benzin de almamışız. Şunu hemen çevirelim. Abicim kusura bakma. Benim arabayı nereye koymuştum ben ya? Şurada duruyordu. Ben mi görmüyorum acaba ya? Yerine gitmiş. Sen onu hallet abicim. Depoları da fulledik. Park yeri nerede? Dur abi şunu baga sokmayalım. Şurası. Ay ananın ki ama ben bu yakıtı aldım ki. Ben bu yakıtı aldım. Ne çabuk bitti bunun benzini ya. Şimdi bana de ki Tuğkan abi nereden bulacağım benzini doldurduğun yeri. Ben direkt müşterilere verdiğim yerden koyamıyor muyum bunu? Oo Tuğkan abi yayın açmış da gelmez miyim? Ya hoş geldin kardeşim, nasılsın ya? Upgrade'leri almadın, oradan koyun. Herhalde oradandır. Oradan zaten. Hemen altaya geldiniz ha. Oğlum bu da şeyden yiyor ya.
Unkale piu piu hoş geldin. Bir şey var bende şu an. Bir mallığa bağladı. Niye mala bağladım? Oyunun böyle tadını çıkartmıyormuşum gibi geliyor ama aslında çıkartıyorum. Hadi bakalım. Park yeri açacağız, marketi açacağız. Müşteri park edecek. Gelecek bizden çay kahve alacak. Sıkıldın sanki. Yok lan niye sıkılayım lan? Yarrak sen sıkıldın bana şey atıyorsun değil mi? Haha yemezler. İzleyeceksin oğlum. Bunu izleyeceksin. Şurayı bir çökelim. Bu oyundan da sıkılmazsın bu arada şu an. Dökme alanımız neredeydi? Şu ileride. Soğutalım, soğutalım. Oh. Motoru soğutmadığımızda çok mu benzin yakıyor acaba? Ben böyle ostura ostura götürürüm ki bunu. El freni. Şunu şuraya park et baba. İlk park yerimizde satın alıyorum. Yalnız var ya çatı beyaz bok gibi. Yani bunu bence komple yeşil yapalım. Özellikler parking lot. Satın al. Hadi bakayım. 3 arabalık yer. Mekan büyüyor. Çatı ve yanlar yeşil. Hallederiz. Bir tane daha ver lan ücretsiz. Bir tane daha ver. Bir tane daha ver. Park yerinde aldık. Dayıdan gelen aramayı cevapla. Ablacığım geldim hemen. Küçük senin 126 bismi bu abla. Allah güzel araç. Yüzüne ne oldu? Ha. Vıdın vıdın vıdın. Dayımız ne diyor bakalım? Yo dayı. Hello. Ay. Merhaba. İşin iyi gittiğini görüyorum. Bunu başarılı bir şekilde dipten çıkardığı için tebrik etmek istiyorum. Allah razı olsun dayım. Ancak bir işi tek başına yakıtla yürütemezsin. Birkaç arkadaşımdan boş laflar için fazla stok teslim ettim. Şimdi para konuşma zamanı. Bana borçlusun. Faturayı e-postana göndereceğim. Kaçırma. Üzgünüm yeğenim ama dünyada her şey hayır işleriyle yürümüyor. Götlerine bak. Ulan bana ikidir neler söyledin işte. Babanındı, carttı, curttu. Umarım mali durumunu borcuna geri ödemeyi planlı olarak yaparsın. Sekte lan. Ödemiyorum lan. Ödemem ki ne yapacak? Gelip dükkanı mı basacak? Ödemem. Öyle konuşuyor hala arada bak görüyor musun? Kasadaki müşteri hizmet edin. Müşteri? Oy yalnız var ya. Efsane doldu. Neler var? Paprika, Tringles, Chunky, Putter Pops, Patrika, İmini, İminini. Bu neymiş? Ya al şunu bak ya. Allah. Başka ürün yedim mi lan? Bunlar ne? Tanta, Totato, Kafir. Kalan zaman, kalan borç. Harbiden 5000 dolar mı? La siktir git. Merhabalar, merhabalar. Ne yapacağım ablam? Bantı hareket etti ya. Geç bana öğretme bunu ya. Nerede? Ürünü koy, ürünü. Oo, hop. Abla diğeri uçtu Allah. Vallahi istemeyerek yaptım ya. Yemin ediyorum istemeyerek yaptım. Bitti. Yalnız bunlar biraz hassas. Selamun aleyküm reis. Ne lazımdı? Abicim bu biraz hızlı bir makine. Bunun ayarlarını yaptırmadık da biz. Oh maşallah maşallah. $15. Yine bekleriz kardeşim. Allah'a emanet ol. Yalnız ben dayımın borcunu nasıl ödeyeceğim ya? Her defasında bunu yapacağım arkadaşlar. Her defasında bunu yapacağım. Bak park alanı nasıl çalışıyor. Ablacığım bekle bir benzin doldurayım. Polis geldi çünkü. Thanks. Thanks de eyvallah. Geldim, 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 geldim.
He tamam. Arabasını park etti, çöp attı, siktirdi gitti diyecektim. Abla susadın galiba. Mal kalmadı ya. Yolda kalacağını da işleniyorum. Hadi bakayım. Hadi yallah tazik. Kredi çekmem oğlum ya. Harbiden. Bağcılardan mı? Kaç gündür beni aramıyorsun. Niye böyle bir şey yapıyorsun? Ben sana söyledim, o sadece arkadaşım diye. İşim de gücümdeyim burada, görüyorsun. Neyse, eve ne lazımsa söyle. Cringe rehberler. Ayrılmak istiyorsan ayrılalım yani. İşim gücüm kurdum. Bana 5 kuruş susun dedin. Al işte bak, çalışıyorum köpek gibi. Alırım onların parasını ha. Arkadaşlar bundan sonra manitamız. Abi görevi yap, bitiyor. Tamam lan. Bilgisayar kullanarak kredi ödeyin. Babanlara selam söyle. Ya harbi kredi çektiriyor ya. Amına koyayım, benim param bitti ya. Abi vallahi param yok abi. Ben yanlış bir şey mi yaptım ya? Eyvallah reis de, 12 dolarım kaldı ya. Para gege hepsi yüzünüzden ya. Dur şu benzin doldurayım da. 3-5 dolar gelsin. Neyse arkadaşlar, depomuz dolu. Depomuz dolu, hiç sıkıntı yok. Bana top mu dedi. Ne yapacağım ben bunu? Bu sekme dayıdan %10 faizle kredi talep etmenizi sağlar. Kalan borç aşağıdaki pencerede görüntülenebilir. Her borcun ödenmesi gereken bir son tarih vardır. Son teslim tarihini karşılayamamak dayının kendisini başka şekilde yeniden düzenlemesine neden olacaktır. Ödemem. Ödemeyeceğim oğlum, bak söylüyorum. Ben bu dayımıza ayar oldum. Hep bok göğe yağ damlamış buralara. Onu ittiriliyor lan. Hop. 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 Bagaj patlat. Öyle bir şey var mı? Dur şu müşterileri halledelim de. Bak hep böyle uçuyor. Para kazanamıyoruz bak. Ne geyin? Allah Allah, düzgün koyun şunları. Nerede o mal? Çöpe mi attınız? Sıçacağım ha. 3 tane ürünüm var, hepsi uçtu ya. Arıyor işte. Hey Pong. Where's our goddamn money? Abi. Al abi. Oy. Aşkım. Oğlum nasıl bir göt dayımız var ya. Senem 55 yollamış. Gece vardiyasındayım, sabaha kadar akar. Cansın. Dayımız geldi. Kim lan bu? Yoksa liseden arkadaşım Michael mı? Çok zengin olmuştu lanet olası. Yoksa dayım mı? Wake up, Sam. You've got a gas station to run. Şimdi diğer adamı da dövemezdik arkadaşlar. Yayınlar Kral Seviliyorsun demiş, İbrahim 3 yollamış. Teşekkür ederim. Evet, amca bir uğradı. Para sıçıyor dayımız ama bizim 5000 dolarımızın peşinde. Hey nephew. Merhaba yeğenim. Kendini toparladın mı? Umarım başın dönmüyordur. Göt.
Konuşmamız gerek. Bir hata oldu, ciddi bir hata. Sorumlu kişilere gerekeni yaptıracağım, bilerek için rahat olsun. Kredisi ödemesi gününde kargaşa çıktı. Bu tamamen kötü bir iş ve ben kötü iş kararları vermiyorum. Şimdilik bu bozgunu unutalım. Özür dilemek için lütfen bu küçük hediyeleri kabul et. Bir sonraki teslimatın için yardımcı olacaktır. Ancak bir şekilde almak için depoyu. Depoyu tekrar çalışır hale getirmen gerekecek. Kararlı bir delikanlısın. Halden anlarsın. Ya, tam bir boş ya. Let's forget about this debacle for the time being. As a token of apology, please accept this small gift. It will help with your next delivery. Kredisi iade edilmiştir. Hala konuşuyor. Benzin istasyonunu yükseltebilmek için tüm görevleri tamamlayın. Alınan dış dekorasyon. Vallahi arkadaşlar, yani anlamadım, dayımız güvenilir mi, değil mi? Tamam, alırız dekorasyon malzemesi de para yok ki. Şimdi ne dedi bu? Kredi kısmında bence hiç borçlanmayalım. Bir kaydedeyim değil mi? Doğru söyledin. Tefeci abi o. Böyle dayı mı olur ya? Oyun yeni başlıyor dedi Atakan. Nasıl oluyor? Şu çöpleri falan hep kaldıralım ya. Öz dayın değil. Şu müşteri bir gelse de dekorasyon alsak. Dış dekorasyon ne alabiliriz ki? Para geldi. Bir 471 dolarımız var şu an. Bunları harbi düzgünce alacağım bak. Allah Allah. Üsttekini aldım bir de ya. Are you trying to scam me? Siktir git lan. Yavşak ya, zaten derdimiz başımızdan aşkın göt. Araba hangisi? Hangi araba senin lan? Abicim biraz seri ya. Vallahi kasiyer alacağım bir tane. Bunlar beni döver yalnız. Ver baba. Bagaj patlatacağım. Lockpick var oyunda oğlum. Bozuldu. Makine bozuldu. Büyük sıkıntılarımız var. That's it derken. Selamünaleyküm reis. Arkadaşlar makine bozuldu ya. Oğlum biz bu makineyi niye kullanıyoruz? Böyle bakabiliyormuşuz ya. Temizle mi? Burası kirleniyor mu? Yok artık. Böyle bir şey yok lan. Sil abi. Neyi sileyim bebeğim? Temizle abi her seferinde. Neyi? Bantı temizlemen lazım. Temizlenmiyor. Oğlum böyle bir bant temizlik stilim var ya. Süngerle. Sünger mi var oyunda? Sarı bezle. Taşak mı içiyorsunuz? Ya bir dakika durun. Bir dakika dur şimdi dur. Ben bir dükkanı kapatayım da siktim belanızı dur. Kapandı, geri dön. Geri dön. Şu an çok sinirliyim. Adam öldü amına koyayım herif. Dekorasyon yapalım. Dış mekan. Oş. Ne bunlar? Yeni posta. Küçük dış mekan masası. Aldım.
Yok abi, sandalye istemeyiz ya. Abi dayıdan borç al, dövünce borç gidiyor. Siktir et, o dayıyla ben bir daha muhatap olmam. Benzin istasyonu geliştirmek için ikinci seviye yükseltmeyi satın al. Tamam. Kaç paraymış lan? Kaç para lan bir yükseltme? Mekana bak. Şş, genişledi ha. Galiba param bitti ama. Yo, param da duruyor. Tamam. Şimdi arkadaşlar bakın. Eğer profesyonel sağlıklı bir işletme yapmak istiyorsak bagaj patlatacağız. Şimdi Lockpick. Nerede lan müşterilerin arabaları? Araba var mı etrafta? Depoya girmenin ve kapılarını açmanın bir yolu var. Onu buluruz. Şimdi öncelikle trafikle ilgili bir şeyimiz yok. Dükkanı kapattık. Bak şimdi mekanı açıyoruz. Bundan sonra bu işler böyle kardeşim. Öyle bedavaya çok uçuyor lan. Bedavaya markete gelmek yok. Ay. Ya arkadaşlar, dur şu bagajı patlatalım, deneyelim. Yakalanırsak ne oluyor acaba? Ben bagaj patlatayım da bir ortalık şenlensin. Size bırakmışlar şunu. Gökyüzüne doğru böyle. Bak, elektrik tellerini vurdum, gördün mü? Yayınlar reisi biliyorsun. Eyvallah kardeşim, dur bekle, şu an hırsızlık üstündeyim. Boya sev araba tamiri gecikler, onda çok iyi para var. Tamam oğlum, onu bekliyorum şimdi. Polis gelir bence. Kralı gelsin. Benim dayım arkamda oğlum. Neyse, biz göreve başlayalım. Ben dükkanı bir kapatıyorum, bir analiz edelim. Para ihtiyacımız yok. 514 dolarımız var. Her şeyimizi fixleyelim. Adam gibi bir dükkanı işletelim artık. Abi yeni renkler geldi. Tamam, hepsine bakacağım. Şimdi. Ya abi. Dur dur. Ne yaptım lan? Şuraya şunu koyalım. Ne diyor? Depoya girmenin ve kapılarını açmanın bir yolunu bul. Lockpick. Burası kapalı. Burası kapalı. Çatı yok. Ben anahtarı almışımdır. Lan oğlum, ben dükkanı kapatmadım mı? Olsun, para paradır. Ben dükkanı kapatacağım. Dayıdan paralak dövdükten sonra sıfırlanıyor. Oğlum niye dayak yiyoruz dayımızdan ya? Dükkan kapalı diye ya. Ulan müşteri kaçtı ya. Abla birazcık akıttırayım be. Arkadaşlar durun. Çanta, raflar, ürünler. Burada kilit milit yok mu? Yok. Dekorasyon yok. Raf yok. Ürün yok. Ben depoya nasıl gireceğim? Şuradan girebileceğim galiba. Depo dediği burası mı zaten? İçeride kol var diyor. Anahtarı aldım. Üstten bir giriş var mı? Yok gibi. Tamam. Şurası kapalı. Samanları yakarız. Bu da olmadı. Bu da olmadı. Burası da kapalı. Bura kapalı. Anahtar yere düştü galiba. Girdik işte, amına koyayım. Ona. Burası neresi lan? Şşş. Oy. Oğlum bunlar çöp olmamalı. Bunları satabilmeliyiz biz ya. Konser yeri lan bu. Aç bakayım. Depoyu kapalı aksakta bir şeyler çalınabilir. Ana, hırsız da var. E oğlum. Çok güzel ya. Gitar çalınabiliyor. Deli bal açalım buraya. Açalım. Gitar çalınabiliyormuş. Dur bakayım. Ya biz bence dükkan falan açmayalım. Buraları düzenleyelim ya. Bak, benim yaptığım gibi yayın açmadım. 8 gün bütün evi düzenledim. Gitar nerede? Gitarı ben göremiyorum. Dur şimdi. Org. Bateri. Dur. Presef.
Ya rock gibi hiçbir şey çalınmıyor bunlar. Şimdi bir dakika durun. Arkadaşlar oyun çok iş çıkıyor ya. Biz... Ah kalbim. Ne diyor? Depoyu kullanmak için saman yığınlarını kaldır. Nereye? Dışarı mı? Tamam baba. Bayağı emek isteyen bir oyun ya. İşte sevdiğimiz oyunlar bunlar ya. Bir de bunun co-op'u olsaymış akarmış. Bunların hepsini kaldırıyoruz ya. Çöp, bunları çöpe atıyoruz ama inşallah mantıklıdır yaptığımız şey. Abi çöpün içinde dur. Gözünü seveyim. Şunu da diğer tarafa. Evet abi bunun multisi olsa harika olurmuş. Oyun şimdi başlıyor dediler. Harbiden galiba şimdi başlıyor. Depoyu kapalı tutacağız. Hırsız oluyormuş. Bir de elimize silah milah vereydi. Bam yum indirirdik. 10 bir tane kaldı. Çöpün içinde olması gerekiyor galiba. Dur bakayım. 2 tane daha var o zaman. Kaldıralım. Tüfek var evde. Harbi mi lan? Şş, vurabiliyor muyuz? Tamam. Depoyu bilgisayar sekmesinden doldurun. Dolduralım kardeş. Bak bunlar hep çöp işte. Kapatayım mesela burayı. Dolduralım. Ne depoda yapılıyor? Denesene müşteriye. Ya ben şu an müşteri falan peşinde değilim. Oyun bir yandan beni ilerletiyor ama. Dur, dekorasyon, teslimat. Nereden dolduracağız? Depoyu bilgisayar sekmesinden doldurun. Bilgisayar sekmesinden. Nerede lan o? Keşif aşamasındayız. Hayır, nerede bilgisayar sekmesi ne? Şu yanıp sönen miydi? Bu değil, bu değil. Teslimat değil. Dekorasyon, dış mekan. Bu bizim dış mekanı yapıyor. Geri gel. Girdiğin kapıyı açık unuttun. Tam siklet onu, dur şimdi. Şurayı geri yükle diyelim. Tamam, depoya raf koydu. Başka bir şey yapmadı. Teslimat sekmesine ek ürünler sipariş et. Ürünler. Burayı... mallarla dolduruyoruz. Meşrubatlar. Raydik. 30 tanesiymiş bunlar. Abur cuburlar. Tek tip ürün satalım şimdilik. Mesela bak şu yeşil olanlar bence ucuz olanlar. Yani fiyatı iyi diyor. Mesela 30 tane Tropicolo. Ondan sonra 30 tane Burton. Güzel güzel şeyler bak bunlar. Sukri. Hemen arkasından Kreis. 25'li paket. San Paprika. Al baba. Kaç paramız kaldı? 460. Onlar da o kadar etse. Tamam. O zaman 55'e de bir çünkü alalım. Kaç para sepet? $283. İnfo yok dedin keşke, önemliydi. Siktir et ne infosu. Boşver. Tamam. Depoya malları koyduk. Şimdi burası çalınabiliyor. Bizim malları buraya çekme şansımız varsa çekeriz. Çöpleri çok yadırttık. Selam reis. Aleyküm selam. Teslimat kamyonunun gelmesini bekle, ardından tüm ürünleri depoya boşalt. Ölme şeyim ölme. Şimdi burada hala samanlar mamanlar var. Şunları şuraya koyalım. Sigara da doldur. Sigara iyi para ediyormuş galiba. Şu an biz kazançta değiliz. Yalnız sıkıntımız şu. Her yer çok çöp. Acaba bunları dışarı fırlattığımızda. Mesela bak bunları atıyoruz ya. Çöp için hizmet istediğimizde bunları almıyorlar değil mi? Sadece çöp kutusunda olmak zorunda. Çöp kutuları çok küçük. Ya bu depoları falan bizim bir sakinlememiz lazım. Bir gün şunları temizlemeye ayırmamız gerekecek. Ben şimdilik boşaltıyorum da. Almıyor. İşte mesela o niye almıyor amına koyayım? Yani ya da bak bunlar çöp değil mesela. Ya ben çöp sanıp atıyorum ama inşallah öyledir. Lan oğlum siktir git. Lan oğlum. Depo içindeki yolu aç.
dur şimdi. Çöplerin hepsini yığ. Bir mekanı bir görelim. Bak mesela sandalye aldırttı biz az önce. Al bunu kullan pezevenk. Ne istiyorsun? Baksana bunlar falan. Onu sikeyim. Ya öyle bir gelişim var ya. Mal. Oo. Kaldı mı ki yer? Oo, fulledik. Hadi yallah tazik. Seni şöyle uğurlayayım ben. Tamam. Bir baktım araba üzerimize geliyor. Aman tanrım. Arabalar biraz dengesiz. Bu tam House Flipper tadında ama tam House Flipper da değil. Böyle güzel ya. Değişik mix boyun yapmışlar bence. Tatlış. Salla bunları hep. Birazcık el şey yaptırıyor, uğraştırıyor. Yalan yok. Bunları da şuraya yığalım. Adam buradayken haberi için atarız en kötü. Oğlum ben mallık yapıyorum. Bunları böyle alacağız normalde ya. Küçükleri zaten böyle almıyor muyuz? Bu tahtaları falan ben hep alabiliyordum az önce. Niye şimdi alamıyorum? Abi uykum geldi. Merdivenin ışığını açar mısın? Takım. Yani bu orkları morkları atıyorum arkadaşlar. Bunlar hep çöp. Harbi daha yeni baktık depo savaşlarına. Şunları satsak kafadan 5000 dolar var ya. Mekanı boşaltalım da. Vallahi gitti canım enstrümanlar. At gereksiz. Ya gereksiz de yani niye bu kadar uğraştırıyor ki? Başım döndü ya. Müşterilerle uğraşayım. Bunlarla mı uğraşacağız? Müşterilerle mi uğraşacağız? Ayıp denen bir şey var. Amına. Ne gidiyorum ki ben? Buradan habire salla işte. Adam bunu bu yüzden koymuş. Bayma diye. Sana abi parçalara. Bunları benim gibi normalde otur hemen yap diye yapmamışlar. Böyle her gün biraz biraz at diye yapmışlar. Ben takıntılıyım. Spotify linki mi atacaksın? Bu duracak. Baksana abi şuraların düzeni falan da bozuluyor. Bunları mesela bırakabiliriz. Ama atacağım enstrümanların hepsini attık çünkü. Mekan açıldı ama. Ve bize para lazım. Paletleri kullanıyorsundur bence. Ne bileyim oğlum ya. Oyun her şeyi attırıyor bize. Depodaki ürünlerle rafları yeniden doldurun. Tamam şimdi yapacağım. Şu depoyu bir göreyim. Boş. Tamam depo boşaldı. Bir şey kalmadı. Şuraya salla bunları da. Önümüzü görüyoruz en azından. Burası da diğer kapı. Abi neden her şeyi attım? Bari gitar kalsaydı. Gitar kaldı işte oğlum. Gitar burada. Onu atamıyorum zaten. Şimdi depoları bir tekrar doldurun diyor. İpucu. Ürünler açmak için rafa gidin ve rafa dokunun. He. Diğer rafa gidip dokunduk mu doluyor. Şimdi kapat şunları. Şurayı. Vallahi kapıyı açık bıraksak hırsız toplardı ya. Ama o değerli şeyleri... Bak bak bak. Gördün mü? Hop hop hop. Ay bak bu güzel. Mis. Anasını satayım. Daha burası var. Burayı ayrı yaparız. Dükkanı açıyorum arkadaşlar. Para kazanamıyoruz. Lan ne var gene ya? Ne var gene? Bela oldun başım. Allah belanı versin ya. Allah Allah. Evet uğraşıyorum. Sadece hatırlatmak istedim. Performans denilen tek kişi ben değilim. Kim olabilir benim arkamda acaba? Your uncle knows better how to keep a business going and wants to see it flourish.
But my approval only goes so far. The real approval you need to watch out for is the one given to you by your customers. If word of slander gets out, you might even sell Egyptian diamonds for free. İstasyonunuzun popülerlik seviyesini arttırmak için müşteriler olumlu geri bildirim toplar. Daha yüksek popülerlik istasyonu... Abi bizim daha etimiz ne budumuz ne, biz para kazanamıyoruz ki şu an. Üç tane şeyi satacağım diye anam ağlıyor burada. Bunlar çöp mü ya? Şuraya bak. Tamam, müşterilere iyi davranalım da mekanı bok götürüyor. Allah Allah. Yığmışlar ne var ne yok. Gündüz olsun dükkanı açıyorum. Bundan sonra hiçbir şey uğraşmayacağım. Para kazanacağım. Bir şeyde temizlikçiyi de çağıralım belediyeyi. Bunlar da kire dahil mi? Çıkarınca bunları temizleniyor mu mekan? Abi efendim. Elrena abi, niye herkes bana abi diyor efendim? Bir şey oldu. Oğlum ne yaşıyorsunuz la? At baba. Vallahi sikeceğim ya. Oyun çöp toplama simülasyonuna dönmüş ya. Çöpleri ki... Yok lan. Kepçeyle çöp mü toplanır? Nasıl gireceğim oğlum buraya? Tamam, düzene oturtacağım şimdi. Sürekli yapmayacağım bunu. Ben de aynı fikirdeyim. Beni de yormaya başladı çöp toplama. Ben işim ekmeğine bakacaksın ya. Bakacaksın ekmeğine kardeşim. Başka ürün yok. Ben bunu kaldırsam sizce ürünler yok olur mu? Ne diyorsunuz? Tamam. Her şey yolunda. 181 dolarımız var. Çağır abi şeyi. Özellikler, parking slot. Bence parking slota çok gerek yok. Şu an daha kontrolü sağlayamıyorum zaten. Onun için şöyle bir şey yapacağım. Özellikler kalsın. Görev o yüksek ihtimal ama teslimattan çöp toplama çağıracağım. Ondan sonra bir de hemen arkasından teslimattan yakıt tedariği bir 200'lük yüzlük alacağım. Sipariş iptal et. Yüzlük al. Tamam. 74 dolar. Aç dükkanı. Artık iş yapmamız lazım. Temizlik artsın. Evet, şimdi müşteri gelene kadar da temizlik yapacağım. Boy arkadaş ya. İçerisi de boyanabiliyor. Ya boyayacağım da bu ne zor işmiş kardeşim. Bak hep ayak izi, gördün mü? Pislik içinde dükkan. Tamam, şimdi sakin, siktirin araba marabı. Biz şu an satışımızı yapalım. Benzinimizi satalım. Bir yandan dükkanı boyayalım. Şu mekanı bir güzelleştirelim ya. %100 temiziz abi, değil mi şu an? Tam %100 değil gibi. Şuraları da silelim. Buralar buralar hep temiz. Oyun zor değil, oyun kapsamlı. Mesela bak içeriği. Ne var mesela boya? Bak çatı boyası gelmiş. Şöyle iç bayar bu ya. Boya beyaza kardeşim. Hem müşteriyle ilgileneceğiz hem boya yapacağız. Tamam mı? Oğlum kasiyer alabiliyor muyuz ki? Ben daha öyle bir seçenek görmedim. Tuvalet satın alın diyor.
Alabiliyorum. E tamam oğlum, görev yapacağız ki alacağız. Şöyle en azından şu kısım bir temiz kalsın ki görelim. Bak ne güzel oldu ha. Şş. Ben oyunu çok sevdim ya. Ama chill oyun, şey oyun yani böyle. Arkana yaslan uzun uzun oyna oyunu tam. Geldim geldim geldim. Bak hep boya yaptık yerleri ya. Şuraları da silelim. Tamam. Nasıl görüntü? Bence mis. Baksana mekan canlanmaya başladı. Selamun aleyküm. Ben şu benzini bir alayım. Çöpleri de abi topluyor zaten. Tuvalet alacağım alacağım. Durun. Biraz para biriktireyim. Şu müşteri gelene kadar ben şu duvara da bir boya atayım. Harbiden bu arada bu oyun 10 saat, 15 saat, 20 saat oynanır yani. Şuraları da boya. Geliyorum abicim, bekle. Dolduracağım. Müşteriler kötü yorum yapmasın dedi ama hep sizin sağlığınız için bunlar yani, pis pis duvarlarda şey yapmayın diye. Haydi babuş. Süper. Tamam, bundan sonra artık bunlar bize not veriyor. Bakayım. Açık kasa zaten amına koyayım. Ne yapayım lockpick? Bacım. Hoş geldin. Bakayım nasıl temizleyecek. Yandan boyanır mı? Boyanmaz. Dükkan çok tatlı ama ha. Anladın mı? Steve Simulator oynadık yıllarca. Sünger ile temizle. Nerede sünger? Right mouse button. Görmüyorum. Neyse siktir et. Şöyle yapalım. Nasıl temizle... bacım. Ha. Oh. Bacım hemen hallediyorum. Hızlı 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 hızlı. Temizliğimi yaptım. Canımsın. İyi puan verin ha. Tamam, telefonlarımı açmamış olabilirim ama yani burada çalışıyorum diyorum sana. Anlamıyorsun ki. Bunların parasını alacağım yalnız. Canımsın. Parkeleri bir değiş, değişiriz. Yalnız işler açıldı ha. Ablam bir saniye. Şunları da sana vereceğim. Nice job. Var mı? Ne oldu? Kötü puan mı verdi o? Arabaların motorlarını bile çalabiliyoruz galiba. Akü makü çalarız. Çöpü boşalt abi. Dur dur. Halledeceğim. Abo. Pislik içinde. Bu nasıl alınıyordu bu? Dur dur dur. Elim ayağım dolandı. Ah piç. Amına koydum bu çocuğu. Ben... Eşşol eşek, ben bunu nasıl baş edeceğim bununla ya? Oo, adam bomba attı lan. Sis attı bebe. Bir de bununla uğraşacağız ya. Allah Allah. Şurayı boyayım bakayım. Yandan da mekanı boyayacağız. Çok huzurlu ya, sevmeye başladım bak. Ah. Şimdi mekanı sevmeye başladım. Temizliğimiz fena değil gibi. Bir de şunu yapabilsem tablo daha güzel gözükecek bak şimdi. Heh, hemen pislettiğimizi temizleyelim. Hoş geldin bacığım. Sileyim buraları hep. Bak buralar hep boya olmuş. Görüyor musun? Hep boya olmuş. Şunları hep alalım. Geldim. Ablacığım bir önce mahsuru yoksa
Dur bunu sonradan temizleriz de. Şey süngeri ben hala alamıyorum. Market bayağı iyi olacak zaten de. Vakit bulamıyoruz. Geldim hemen. Benzinimizi dolduralım. 160 litre hala benzin var depoda. Sağ tıklıyorum, olmuyor ya. Ben mi beceremiyorum acaba? Tuvalet almamız lazım. Cam birazcık kirli. Şu ayak izlerini temizledik mi? Temizlenecek gibi. Merhabalar, merhabalar. Şurada bir ayak izi var abicim. Bir ayağını kaldırırsan. Arabamız yok. Böyle aralarda tak tak. Şimdi deneyeceğim sağ tıkı. Sünger için orta dönen topa basacaksın. Oo, cowboy. Şöyle abi bak, bir yandan da tozunu alıyorum ki abicim. Hani korona var biliyorsun, malum. Dezenfekte ediyorum oraları. Canımsın. Duvara ben bir geçeyim. Bir boyayım abim orayı. Şimdi depo ne alemde acaba? Merhabalar. Bacım sen onu alana kadar ben bir şuraya da boya vurayım mı? Benzin de geldi çünkü. Sen onu alana kadar ben şunu doldururum. Hop.